Selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu bireysel avukatlık mı, kurumsal avukatlık mı? Her ikisinde de bulundum. En azından evet kurumsalda bir nebze daha fazla bulundum ama bireyselde daha az bulunmama rağmen en azından çevremden duyduğum kadarıyla ve kendi kısa sürede yaşadıklarımı anlatarak size faydalı olmaya çalışacağım kısacası bu videoda. Önce kurumsaldan başlıyorum çünkü şu an evet benim için en kolayı kurumsalı anlatmak. Şu an kurumsalda çalışıyorum çünkü. Bir şirket bünyesinde çalışıyorum. Buraya nasıl girdim? Önce en baştan anlatayım. Bir CV ile girdim. Yani basit bir CV hazırladım. Fotoğraflı bir CV'ydi bu arada. Zaten nasıl CV hazırladığımı başka bir videomda söylemiştim. Onu izleyerek öğrenebilirsiniz. Onu bu videoda anlatmayacağım. Bir CV hazırladım. İşte birkaç yere dağıttım. Aslında biraz şans eseri oldu ama çok da güzel oldu. Çünkü kurumsal çalışmaktan inanılmaz memnunum. Ya işveren tarafındayız. Evet davaları yürütmek açısından olsun işte iş yükümüz olsun çok ağır. Hani en basitinden kesin gözüyle bakamıyoruz hiçbir davaya. Kazanacağız biz bu davayı kesin diyemiyoruz. Çünkü işveren taraf için her şey çok daha zor. İşçi taraf hep mağdur, hep kazanıyor, hep tazminat ödenmesi gereken taraf. İşveren tarafsa hep kötü olan taraf. Geçen gün hatta girdiğim bir duruşmada hakim bizzat şey dedi. Hani çok inanılmaz şaşırdım. İnisiyatif kullanıyorum, ne yapabilirsin dedi. Hani davanın reddedilmesi gerekiyor. Arabuluculuk tutanağını dosyaya sunmamış. Normalde işçi işveren ilişkilerinde arabuluculuk tutanağının sunulması gerekir. Aslını sunması gerekir. Hani fotokopisi veya onaylı örneği direkt hani sunması gerekiyor. Ama sunmamış. Biz de tabii davanın reddini istedik. Çünkü dava şartı gerçekleşmemiş burada. Hakim dedi ki ben inisiyatif kullanıyorum. Evet haklısınız burada öyle bir düzenleme var ama bunu uygulamayacağım dedi. Ben de dedim ki aynen şu tavırla biz de istinaf ederiz o zaman dedim yani. Ne diyeyim başka? Yani durumlar bu şekilde. Kurumsal çalışıyorsanız, bir şirkette çalışıyorsanız ve şirket avukatlığını yürütüp duruşmalara giriyorsanız bunlar çok olası. Ama normal bireyselde çalışıyorsanız, kendi işinizi alıyorsanız, işte işçi size geliyor mesela işte benim davamı alır mısın, işime bakar mısın falan. Tabii ki kazanırsın yani paranı da alırsın. Ama kurumsalın şöyle bir faydası var. Senin kazandığın para kesin yani garanti. Hani birinin sana bir iş getirme ihtimali olmasa bile, kimse sana bir şey getirmese bile yani sen orada boş boş otursan bile masa başında aldığın maaş ortada. Ama sen bireyselde çalışıyorsan sürekli sana bir müvekkil gelmek zorunda. Çünkü sen sürekli iş arıyorsun. Sürekli sana birileri bir şey getirecek ama kurumsaldayken böyle bir derdin yok. Kafan rahat yani. Müvekkiline gelen dosyalar senin dosyan. Gelmiyorsa senin de dosyan yok demektir. Bizde tamamen işler bu şekilde yürüyor. Onun haricinde yani kafanın rahat olması açısından düşünürsek kurumsal daha iyi. Ama kurumsalın da şöyle bir zararı var. Mesela üstünde bir güç var sürekli. Hani patron ne der, patron ne yapar, hesap vereceksin. Mesela o davayı kaybettin. Çünkü işveren tarafısın, kaybedeceksin ama minimum zararla nasıl kaybedersin hesabı yapmak zorundasın. Yani biliyorsun o tazminatı vereceğini eninde sonunda bir şekilde ama en az nasıl hani veririz planları yapıyorsun aslında. Yani çok fazla zarar çıkıyorsa mesela patrona bunu açıklayacaksın müvekkiline işte şöyle şey oldu bu kadar ödememiz var şudur budur ya da arabuluculukta mesela şu kadar ödememiz var. Yani kısacası senin hesap vermen gereken biri var. Ama bireyselde sen tamamen bir yani tamamen bireyselsin yani sen kendine ne yapıyorsan yapıyorsun. İşe gideceğin saati sen ayarlıyorsun mesela. Alacağın dosyaları sen belirliyorsun. Almayabilirsin ama diğerinde almama lüksün yok. Müvekkilinin dosyaları senin dosyan. Her şeye bakmak zorundasın. İyi veya kötü. Mesela geliyor bize dosyalar. Kaybedeceksin belli yani. O kaybetme ihtimalin %100 yani öyle söyleyeyim. Kazanma ihtimalin %0 ama onu alıyorsun, giriyorsun, uğraşıyorsun. Kafa patlatıyorsun bir nevi. Çünkü yine bir emek vermek zorundasın. Emek vermediğinde her şey takip ediyor. Niye hiçbir şey yapmıyorsun? Hesap soruyor sürekli falan ama bireyselde böyle bir şey yok. Ama bana sorarsanız ben kurumsal derim. Niye? Çünkü mesela bireyselde çalıştığımda çay kahve götürüyordum. Tabii ki kurumsalda da götürebilirsin. Ama yani herkesin işi ayrı yani. Tabii ki o mesleği de küçümsediğimden değil. Ama avukatlara özellikle stajyer avukatlara altını çiziyorum. Bu çay kahve hizmeti yaptırıyorlar yani. İşte getir götür işleri, ayak işleri, fotokopi işleri, işte benim kuru temizlemede işte cübben var alır mısın, palton var alır mısın muhabbet. Senin işin o değil yani. Senin bir avukatın meslektaşına yapmaması gereken muameleler ama hepimiz maruz kalıyoruz. Ben de kaldım. Ama çok yanlış.
Ankara-İstanbul ayrımında ben yani İstanbul'da daha mutluyum. Ankara'dayken maaşlar çok inanılmaz kötü. Orada çalışan arkadaşlarım inanılmaz zor durumda, öyle söyleyeyim. Ya bir tanıdığın varsa kısacası iyisin, senden kralı yok. Ama tanıdığın yoksa bitiksin yani. Ama İstanbul'da senin CV'nin güçlüyse eğer, gerçekten kendini ön plana çıkarabiliyorsan bir şekilde iyisin yani burada. Ama Ankara'da işler öyle yürümüyor. Ankara tamamen sanki torpilmiş gibi. Mesela Allah var yani. Benim mesela öyle bir korkum yoktu. Evet, Ankara'da bir çevremiz vardı ama benim arkadaşlarım mesela şu an zorlanıyorlar Ankara'da. İşsizler. Çoğu işsiz, bulamıyor bir şey. Depresyondalar yani. Bu ne kadar işler acısı. Hani sen 4 sene okuyorsun o fakülteye. Emek veriyorsun. Benim şu an gözlerim 2.75 miyop yani. Ve astigmat da var. Göremiyorum. Ve o kadar emek veriyorsun ve işsiz kalıyorsun. Ya da işe giriyorsun asgari ücret. İşler acısı ya. Bir avukata yapılacak en son muamele. Çünkü hukuki hizmet veriyorsun. Mesela arkadaşına tamam, eşe dosta çok yakınına bir hizmet sunarken tamam ücret almayabilirsin ama insanlar danışmanlık ücretini vermekten bile aciz. Ya tamam da sen sonuçta ben o kitapların hepsini okuyorum, öğreniyorum. Bu hizmeti bir şekilde sana sağlıyorum, sana bilgi veriyorum. Sen benim verdiğim bilgi doğrultusunda mesela o işi yapacaksın veya yapmayacaksın, karar vereceksin. Ama bireyselde bir avukatsan mesela, sana geliyorlar, derdini anlatıyorlar falan. Sen dinliyorsun, not alıyorsun. Çünkü anlatılan olaylar genelde birkaç farklı alandan oluyor. Hani tek bir alandan da değil. Mesela gayrimenkulden olabilir. İşte ceza hukuku işin içine girebilir. Hakaret etmiştir ya da işte evinden çıkmamıştır ya da kirasını ödememiştir. Araya bir sürü hukuk dalı giriyor. Onların hepsini okuyorsun, anlıyorsun, bilgi veriyorsun ve senin verdiğin bilgi bedava olmamalı yani. Burada bir emek söz konusu. Ama onu verirken sana diyor ki mesela, ya iki kelime bir şey kuruyorsun, onun içinle mi para alıyorsunuz? Siz soyguncusunuz falan. Ben bunu bizzat duydum. Ama ben buna katılmıyorum yani. O kadar emeğin üstüne, insanın zoruna gidiyor. Bireyselin böyle zararları var. İnsanlar para vermek istemiyor kesinlikle. Yani sen mesela o davayı açacaksın ya, masrafını cebinden, çoğu avukat yani ben bizzat gördüm, cebinden ödüyor. Hani belirli bir noktaya kadar masraf bile vermekten acizler. Ama kurumsalda biz ne yapıyoruz onu söyleyeyim. Biz gidiyoruz mesela, ben mesela şahsen gidiyorum masraf yapıyorum şirket adına. İşte belirli masrafları yapıyorum. Cebimden çıksa da mesela orada masraf çizelgesi var. Oraya yazıyorum. Sonra şirket işte bünyesinden bana ödeniyor bir şekilde. Öyle bir avantajı var. Yani senin cebinden çıkmıyor yaptığın masraflar. Müvekkil direkt ödüyor. Ama bireyselde mesela sen kendin alıyorsun, kendin ödüyorsun. Her şey senin cebinden çıkıyor veya çıkmıyor. Öderse, ödemezse yapacak bir şey yok. Çıkmış oluyor bir şekilde. Yani biraz evet bireyseli kötüledim ama sizin çevreniz varsa eğer gerçekten, ya da iyi bir ortağınız varsa, ya da ne bileyim, sonuçta bireyselde çalışmak biraz çevre gerektiriyor. Sonuçta sana hukuki olaylar yaşayan insanlar gelecek, bir şeyler anlatacaklar falan. Sürekli çevrende senin hukuki durumlar yaşayan insanlar olması gerekiyor. Ya mesela ben kendimden örnek vereyim, benim o kadar çevrem yok. Ben bir ofis açsam düşünürüm yani, bana iş gelecek mi gelmeyecek mi kafasına girerim. Ama kurumsaldayken kafam rahat. En azından diyorum, Tuğçe sana aylık bir maaş geliyor, gelecek yani, bunu biliyorsun. Ama bireyselde çalışan arkadaşlarım mesela sinek avlıyoruz diyor. İşte tamam bu ay çok bir şey geldi ama gelecek ay gelir mi bilmem diyor. Öyle bir dava geliyor mesela, çok iyi kazanıyorsun ondan. Ertesi ay hiçbir şey gelmeyebiliyor yani. Tamamen şans meselesi oluyor. Yani anlatmaya çalıştım, bilmiyorum, umarım anlatabilmişimdir. Evet, bireyseli biraz kötüledim çünkü gerçekten sektör çok kötü. Yani pastadan pay sürekli azalıyor. Niye? Çünkü çok fazla avukat var. Kendini geliştirmek zorundasın. Artık İngilizce bile işe yaramıyor. Yani senin farklı alanlarda, farklı dillerde kendini geliştirmen gerekiyor. Karşındakini ikna etmen gerekiyor her şeyden önce. Senin bildiğine inanması gerekiyor. Müvekkil geldiğinde, sana derdini anlattığında sen ona en azından birkaç cümle kurabilmelisin. Hani bir şeyler söyleyebilmelisin ki o sana güvenecek. Diyecek ki tamam ya, bu benim işimi halleder diyecek yani. Bunu demesi gerekiyor. Sen ezbere konuşursan, işte güven vermezsen falan, tabii ki sana işini vermez. Bunlar çok önemli. O yüzden her zaman kurumsal diyorum. Bulabiliyorsanız eğer gerçekten bir kurum bünyesine başlayın. Ama tabii ki çoğu şirket, benim biraz şansa geldi açıkçası. Ben orada staja devam etmiştim. Sonrasında işte
oradan tekrar devam ettim falan. Ama benim oradaki akıbetim de bu arada garanti değil. Çıkabilirim işte. Ama en azından şu an için kafam rahat. Bireyselde dediğim gibi çok zor işler. Yani kendinize güveniyorsanız bence açın. Ofis açmak da sonuçta vergi ödüyorsun oraya. Oranın elektrik faturası var. Oranın masrafı var. Oraya işte müvekkil gelecek mesela. Oranın belirli bir ofis. Gerçekten sen oraya iyi dizmen gerekiyor. Niye? Çünkü görünüş de çok önemli. Hani sana iş getirecek insan bakıyor hani böyle bir etrafa. Nasıl bir çevre, hani nasıl bir ortam. Bu avukat giyim çok önemli bir kere. Avukatların giyimi çok önemli. İnanılmaz mesela şöyle söyleyeyim. Bir kes kanka. Yani arkadaşlar kusura bakmayın az önce videoyu kesmek zorunda kaldık. Şöyle söyleyeyim. Kısacası çok özetlersem tüm videoyu. Bana sorarsanız bireysel mi çalışmalıyım, kurumsal mı? Kesinlikle kurumsal derim bulabiliyorsanız. Ama kurumsalda da şöyle bir dezavantaj var. Genelde minimum 3 yıllık şey istiyor. Deneyim istiyor. Yani benimki biraz dediğim gibi şansa denk geldi. Ama tabii ki deneyim istemeyen bir yer bulursanız veyahut da işte tanıdığınız şudur budur bir şey çıkarsa çeşitli faktörler kesinlikle değerlendirin. Ama bireyselde de kendinize güveniyorsanız, yani şöyle bir güvenden bahsediyorum. Çevrenize güveniyorsanız, durumlar müsaitse eğer, evet bireysel çok rahat. Yani bireyselin de rahat olduğu noktalar var. Kurumsalında birinde hesap vermen gereken birileri var ama diğerinde yok mesela. Diğerinde mesai saatlerini kendin belirliyorsun ama öbüründe sürekli bir şeylere mecbur gibisin yani. Ama sabit gelir istiyorsan ya da ben bu ay kazanabilecek miyim, kazanamayacak mıyım kaygısına düşmek istemiyorum diyorsan kurumsala yani. Ya bu şekilde arkadaşlar. Ben şu an kurumsalda memnunum. İş yoğunluğu evet fazla, evet baskı. Yani baskı yok aslında benim üzerimde. Yalan olmasın ama şöyle söyleyeyim. Kendi içinde baskıyı yaratıyorsun. Kendi içinde bir şeylere mecbur hissediyorsun kendini. O açıdan kötü. Ama onun haricinde her şey çok iyi. Çalışma arkadaşların oluyor, arkadaş çevren işte vesaire her şey gelişiyor. Yani arkadaşlar kurumsaldan yana oyumu kullanmak istiyorum. Sorularınız olursa aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hoşçakalın.